akşam kanalına karşı dövüşecek. Köksal düştü. Düştü ve kalktı. Yakın adım ayaktayım diyor herhalde. Bu ne böyle? Bu Kırkpınar'da pehlivanlar da arasına böyle. İş burada biter abi. Şenol. Köksal. Mehmet Bey, bu nasıl bir düğün? Abi bu serbest dövüş. Serbest dövüş. Ya pes edecek. Şimdi böyle sporlarda da adamlar neyi belirliyorlar Almanca? Kolu yakalıyor, bacağı yakalıyor, kıracak dereceye getiriyor. Pes ettiriyor. Çok tehlikeli. Yani benim babam da pehlivan olduğu için bilirim az çok bu sporlarda. Evet. Tabii sırtı yerine geldiği zaman bitmesi lazım. Tabii. Şimdi ya da yukarı kaldırıp 3 adım indirecek mi? Öyle bir şey var. Yok. Bir oyun değişikliği mi olacak? Ne olacak burada şimdi? Abi sezilemedim şu anda. Köksal kafayı kurtarmaya çalışıyor ama işte kolay değil. Yani Taner de bu sporu yapan bir insan. Aha! İş tersine döndü bak Kemalci. Evet. Çok heyecanlı oluyor. İstemiyor. Yere vuruyor bak. Abi ben bu maçı bunun için bu serbest dövüşü bir türlü sevemedim dedim ya. Evet. Gerçekten. Olacak, serbest dövüş. Ring birine dar gelecek bu gidişle ama bakalım kime de dar gelecek. Bu biraz nasıl geçiyor sence? Şimdiye kadar bir şey anlamadım yani maçta. Ben de anlayamadım. Arkadaşlar biraz çok sakin dövüşüyorlar. Evet. Bu gerçekten güzeldi. Bastır Köksal. Köksal döner. At, bu at tekmesi miydi bu? Bu döner bir tekmeydi ama. Evet. Değerli seyircilerimiz şu anda gördüğünüz gibi serbest dövüşü seyrediyoruz. İki Türk genci ringde serbest dövüş 2 defa 5 dakika olmak üzere bu maç başladı. Bakalım galip kim gelecek ama Köksal biraz daha bastırarak gidiyor. Şenolcuğum sen nasıl görüyorsun bu maçı? Ben fazla bu maçta benim de çok abi serbest dövüş size birazcık ben de senin gibiyim yani. Bize bir uzak olmadığı için. Serbest dövüş size uzak bir dövüş kardeş. Tabii çok da konsantrasyon işi bu değil mi abi? Bir kere 5 dakika olmasına rağmen bayağı zor bir spor yani. Ali Güneş gibi yani. Yani Şenol burada bir hata götürüyor yani. Bir hata işi götürür diyorsunuz. Şenol burada farkındaysan değişik teknikler de kullanılıyor. Evet. Oo görüyor musunuz nasıl bir dönüş bu? Ne teknik bu? Evet. Arkadaş kol mu yakalıyor? Kafayı yakaladı. Kıstırdı kafa gitti. Abi. Kıstırdı nefes. Nefes alabilecek mi bakalım? Bele çok ağır bir diz bunlar herhalde Şenol. Evet.
Mehmet abinin dediği gibi yani çok görünüşte çok... Hakikaten... Berbat bir spor yani. Abi ben inan ki... Olamaz. Bayıldı mı acaba? Federasyon bu işe bir çare düşünmesi lazım abi kısa zamanda. Buna bir kural getirilme. Ya Kemal Bey, buna bir kural gelse işte şu... Ama o zaman da tadı gider hocam. Tadı gider diyorsun. Tamam, birinci round bitmiş. 5 dakika bitti mi şimdi? 5 dakika. Nasıl geçti bu 5 dakika? Çok... Ben bu... Dakika. Söz bulamıyorum gerçekten, çok zor bir durum herhalde. Zor durum, evet. 5 dakika. Sık! 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 Kürsal bu işe alışmış abi. Ben az önce ona dedim ki abi bırak bu işi. Evet. Başka bir dövüş yap. Ne dedi? Yok diyor abi. Benim için diyor bu oyuncak diyor. Doğru. Onun için meslek olmuş. Alışmış. Değil mi? Aynen öyle. Şenolcuğum, o diz tekme beline aldığı tekmeler, dizler gerçekten herhalde ağır tekmeler olmaları lazım. Tabii. Sen nasıl görüyorsun? Böbreklere vurduğun zaman tabii ağrıyor. Çok basit görüyor. Niye ama? Çok basit görüyor. Burada işte her şey basit. Onun ağrısı sonra mı çıkar? Acısı sonra mı çıkar? Onun zaten bu arkadaşlar herhalde 1-2 hafta ağrısı çekiliyor. Tabii çeker. Biz Şenol'la maçlara çıkınca bayağı ondan sonra değil mi Şenol? Tabii. Bir iki hafta kendine gelemiyor yani normal. Biraz sürüyor tabii. Bir maç komple round üzeri dövüşülürse sonuna kadar o zaman fark ediyor yani. Evet evet evet. Knockout başka, şey başka değil mi? Evet. Evet. İkinci round başlamak üzere. Başlamıştır. Yumruklar da başlamıştır. Var arkadaşlar, evet. Osmanlı tokadı. Ooo evet. Çok nereye geçti bu? Haydi Köksal. Şimdi maçta mı? Evet, buyurun abi. Nasıl gidiyor maç? Maçtan Allah. Köksal bastır, Köksal. Köksal. Maçtan sonra ringe çıkıyoruz. Üçümüz kapanış oyunu yapıyoruz. Evet. Maçtan sonra ringe çıkıyoruz. Üçümüz kapanış oyunu yapıyoruz. Sen biraz fazla. Ne oldu bunlara, hızlandılar, ben gidelim. Aman bu tarafa düşmeyin uşaklar. Hepsi havay. Oo felaket herhalde bu. Köksal bayağı sıkıştırdı köşeye rakibini. Şenol, benim bilgim olmadığına göre sen nasıl görüyorsun? Bence şu anda Köksal önde bence. Biraz sen önde diyorsun. Tabii biraz hareketli arkadaşlar var. Bas kitledi. Kitledi herhalde değil mi? Tabii. Felaket olamaz. Maç bitti. Son round da bitti. Bitti. Değerli seyircilerimiz, gördüğünüz gibi Köksal maçı pes ettirdi. Pes ettirdi. Sık! 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 Havlu mu attı karşı taraf? Taner. Elini yere koyduğu zaman pes etmesi gerekiyor. Meine Damen und Herren, Sieger Ivo Deckel. Gute Aufgabe, Entschuldigung. Köksal, öyle bakalım, ne yapacaksın? Ve
Meine Damen und Herren, das war eine super Fight Night. Wir bedanken uns für Ihr Kommen und hoffen, dass wir Sie beim nächsten Mal wiedersehen. Nochmal einen herzlichen Applaus fürs Publikum und auch für den Veranstalter, der diesen tollen Abend samt der Sponsoren ermöglicht hat. Vielen Dank und bleiben Sie mal hier und trinken Sie noch ein bisschen was. Danke, Bauer. Gut, der Bus von euch müsste mal an die Seite, weil die Leute mit dem Auto nicht rauskommen. Das wäre ganz nett. Was haben Sie? Der Bus von Cancun, der den Schiffen hat, wir können diesen Weg fahren, damit wir mit den Autos rauskommen. Kunrad, die Abbauhelfer. Bitte? Nein? Also die Abbauhelfer für den Ring möchten bitte mal hier vorne hinkommen. Kunrad, sagst du mich schon? Seyircilerimiz bugün Kasrop Göksel'den Almanya'dan gerçekten nefes kesen maçlar bu şekilde izlemiş olduk, ekranlarımıza getirmiş olduk. Bu maçlar işte Türk gençlerinin ağırlıklı olduğu, çoğunlukta olduğu spor gösterileriydi. Bunlar daha devam edecek. Şu anda yanımızda yılların sporcuları yanımızda. Hala spora devam edenler yanımızda. En son serbest dövüşü yapmış olan ve o maçın galibi olan Köksal Bey de yanımızda. Köksal'cığım bayağı bugün işi iyi götürdün. Ben geçen sefer birazcık korkmuştum senin o günkü çıkarttığın maçtan ama bugün iyi rahattı. Rakibin de Türk'tü. Galip de sen oldun. İyi hazırlık yaptık maça. Sağ olsun hemşehrim Şoval Çetin'i beni destekledi. 2000 senesinde Şoval Çetin'i ben hayali olarak seyircisiydim. Ona bakayım derken ilk dönemde dense ben de girdim. Kendini ilk nerede buldun? Evet, Kanal Alper'le teşekkürler ediyorum. Sağ ol. Spor destek ettiğiniz için, sokakta kötü şeylere de engel olduğunuz için bize destek verirsiniz. Kanal Orbalı Türklerin televizyonu olduğu için bir farkı olacaktı. Dünyada evet. Bugün bu maçın, bu güzel gösterilerin, maçların efendim yorumunu Şenol Çetin kardeş ve Kemal Bey'le birlikte yapmış olduk. Şenol'cığım sen neler söyleyeceksin son olarak hem seyircilerimize hem de spor sevenlere? Herkese teşekkür ediyorum şu anda burada bu akşam için. İyi sporcular vardı, iyi dövüşler gördük. Dövüşler gördük evet. Aynen öyleydi. İyi geçti. İnşallah devamını böyle nasip ederim yani. Son maç, senin maçını tekrar bir söyle, ne zamandı? İnşallah 10. ayın 3'ünde Dortmund'da Casino'da dövüşeceğim. Türkiye Yunanistan çapı Almanya'ya karşı dövüşecek inşallah. Almanya'ya karşı dövüşecek evet. Diyorsun. Sen orada yer alacaksın. Başarılar diliyoruz. Yine elbette bu sporcu arkadaşlarımızdan Kemal Bey de bu akşam değerlendirmelerde, yorumlarda değerli seyircilerimiz bize yardımcı oldu, destek oldu, beraber olduk. Kemal Bey bu karşılaşmaların tüm bir yorumunu alalım. Çok güzel maçlar geçti. Çok memnun kaldık. Tabii inşallah seyirciler de memnun kaldı. İşte fazla diyecek laflar yok. Maçlar görüldü. Çok çok güzel. Çok güzel maçlar çıktı. Beraber saniyelerce nefesimizi kestiğimiz anlar oldu. Çok seninle. Çok. Evet. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, bütün ekibe. Eyvallah. Böyle bir imkanı bize sağladıkları için. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Gençliğe böyle bir destek ettikleri için. Sizlerden de çok çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar. Bu arkadaşımız da işte Free Fight. Hemen tanıyalım. Serbest dövüşün ring hakemlerini yaptı. Mavi köşeden ringe çıkmış oldu. Taner'le efendim Köksal şimdi bütün kozlarını paylaşacaklar. Güzel bir maç çıkacak diye bekliyoruz. Bu serbest dövüş. Ne olacak hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Efendim bu kaç dakikalık bir maç olacak diyorsun? Şu anda benim bildiğime kadar
İki defa beş dakika. İki defa beş dakika değerli seyircilerimiz. Zwei mal fünf. İki defa beş dakikalık bir dövüş değerli seyircilerimiz. Serbest dövüş. Eser. Eser. DP olsun arkadaşlar. Evet. İki defa beş dakika. İki defa beş dakika. Evet. Kemal'cim iki tane de Türk genci. Evet. İkisi serbest dövüşçü. Evet. Başarılar dilerim. İkisine dilerim. Buyur. Şey şortunu vermiş. Fransa mı İtalyan mı ne şort oluyor o? Göremiyorum. Benim gözlerim biraz zayıf. Fransa. Fransa oluyor değil mi? Fransa. Ya Fransa'dan mı geliyor yoksa şey yok. Sen tanıyor musun arkadaşı? Yok arkadaşlarım yok. Şimdi bu bir de yere düştükleri zaman kalkmak bilmiyorlar bunlar. Ya bunlar sırtını taşıyor. Hareket yapıyor güzel. Oo! Çok çok neydi o? Ben göremedim güzel. Proje mi attı? Ne yaptı? Tokat vurdu. Tokat Osmanlı tokatı. Aynen öyle. Bu Osmanlı tokatı meşhurdur abi. Vurduğu yerden iz getirir. Ses getirir. Taner arkadaşımız biraz gözle dövüşen bir arkadaşımız. Taktik kullanıyor herhalde. Ne bu Şenol? Biraz çekiyor. Şenol dövüşüyor lan. Birazcık şey. Oo. Köksal düştü. Köksal düştü. Düştü ve kalktı. Benim adım ayaktayım diyor herhalde. Bu ne böyle? Bu Kırkpınar'da pehlivanlar da ara sıra böyle. İş burada biter abi. Şenol. Yoksa. Bu nasıl bir dövüş? Abi bu serbest. Serbest dövüş. Serbest dövüş. Ya pes edecek. Şimdi böyle sporlarda da adamlar Hebel diyorlar Almanca. Kolu yakalıyor, bacağı yakalıyor, kıracak dereceye getiriyor. Pes ettiriyor. Çok tehlikeli. Yani benim babam da pehlivan olduğu için bilirim az çok bu sporlarını. Evet. Tabii sırtı yerine geldiği zaman bitmesi lazım kocaman yukarı değil mi? Şimdi ya da yukarı kaldırıp 3 adım indirecek mi öyle bir şey var? Yok. Bir oyun değişikliği mi olacak? Ne olacak burada şimdi? Sezdiremedim şu anda. Köksal kafayı kurtarmaya çalışıyor ama İşte kolay değil. Hani Taner de bu sporu yapan bir insan. Aha! İş tersine döndü. Bak Kemal'cim. Evet. Çok heyecanlı oluyor. İstemiyor. Yere vuruyor bak. Yani. Dizleri vuruyor. Abi ben bu maçı bunun için bu serbest dövüşü bir türlü sevemedim dedim ya. Evet. Sen olacaksın. Serbest dövüş. Ring birine dar gelecek bu gidişle ama bakalım kime de dar gelecek. Şenolcuğum bu biraz nasıl geçiyor sence? Şimdiye kadar bir şey anlamadım yani maçta. Ben de anlayamadım. Arkadaşlar biraz çok sakin dövüşüyorlar. Bu gerçekten güzeldi. Bastır Göksal. Göksal döner. At tekmesi miydi bu? Bu döner bir tekmeydi ama. Evet. Değerli seyircilerimiz şu anda gördüğünüz gibi serbest dövüşü seyrediyoruz. İki Türk genci ringde serbest dövüş iki defa beş dakika olmak üzere bu maç başladı. Bakalım galip kim gelecek ama Köksal biraz daha bastırarak gidiyor. Şenolcuğum sen nasıl görüyorsun bu maçı? Ben fazla bu maçta benim de çok bilgim serbest dövüş size birazcık ben şey. Ben de senin gibiyim yani. Biz de size uzak. Serbest dövüş size uzak bir dövüş kardeş. Tabii çok da konsantrasyon işi bu değil mi abi? Her kere 5 dakika olmasına rağmen bayağı zor bir spor yani. Hani güneş gibi yani. Evet. Yani Şenol burada bir hata götürüyor yani. Bir hata işi götürür diyorsunuz. Şenol burada farkındaysan değişik teknikler de kullanılıyor. Evet. Oh.
Oo, görüyor musunuz nasıl bir dönüş bu? Ne teknik bu? Arkadaş kol mu yakalıyor? Kafayı yakaladı. Ve kafa gitti. Kıstırdı kafa abi. Gitti. Kıstırdı nefes. Kıstırdı. Nefes alabilecek mi bakalım? Bele çok ağır bir diz bunlar herhalde Şenol. Evet. Ali Mehmet abinin dediği gibi yani çok görünüşte çok... Hakikaten... Berbat bir spor yani. ben inan ki... Olamaz. Bayıldı mı acaba? Federasyon bu işe bir çare düşünmesi lazım abi kısa zamanda. Buna bir kural getirilme. Ya Kemal Bey, buna bir kural gelse işte şu... Ama o zaman da tadı gider hocam. Tadı gider diyorsun. Tamam, dinleyici alıp bitmiştir. 5 dakika bitti mi şimdi? Dakika nasıl bitti. Geçti bu 5 dakika? Çok... Ben bu... Dakika. Söz bulamıyorum. Gerçekten çok zor bir durum herhalde. Zor durum, evet. 5 dakika. Sık! Kırsal bu işe alışmış abi. Ben az önce ona dedim ki abi bırak bu işi. Evet. Başka bir dövüş yap. Ne dedi? Yok diyor abi. Benim için diyor bu oyuncak diyor. Doğru. Onun için meslek olmuş. Alışmış. Değil mi? Aynen alışmış öyle. Şenolcuğum o diz tekme beline aldığı tekmeler, dizler gerçekten herhalde ağır tekmeler olmaları lazım. Tabii. Sen nasıl görüyorsun? Böbreklere vurduğun zaman tabii ağrıyor. Çok ama basit görünüyor ama. Çok basit görüyor. Bu dışta her şey basit. Onun ağrısı sonra mı çıkar? Acısı sonra mı çıkar? Onun zaten bu arkadaşlar herhalde 1-2 hafta ağrısı çekiliyor. Tabii çeker. Biz Şenol'la maçlara çıkınca bayağı ondan sonra değil mi Şenol? Tabii. Bir iki hafta kendine gelemiyor yani normal. Biraz sürüyor tabii. Bir maç komple round üzeri dövüşülürse sonuna kadar ha o zaman fark ediyor yani. Evet evet evet. Knockout başka şey başka değil mi? Evet. Evet. İkinci round başlamak üzere. Başlamıştır. Yumruk varsa başlamıştır. Bu arkadaşlar Osmanlı tokatı. Ooo çok olabilir. Nereye geçti bu? Haydi Köksal. Şimdi maçtan... Evet buyurun abi. Nasıl gidiyor maç? Maçtan... Allah. Köksal bastır Köksal. Köksal! Maçtan sonra ringe çıkıyoruz. Üçümüz evet. Kapanış oluyor. Evet. Maçtan sonra ringe çıkıyoruz. Üçümüz kapanış oluyor. Sen biraz fazla. Ne oldu bunlara hızlandılar ben gidelim. Aman bu tarafa düşmeyin uşaklar. Hepsi havay. Oo felaket herhalde bu. Köksal bayağı sıkıştırdı köşeye rakibini. Şenol benim bilgim olmadığına göre sen nasıl görüyorsun? Bence şu anda Köksal önde bence. Biraz sen önde diyorsun. Tabii biraz hareketli evet, arkadaşa var. Bas kitle. Kitledi herhalde değil mi? Tabii. Felaket olamaz. Bas kitle. Son round da bitti. Değerli seyircilerimiz gördüğünüz gibi Köksal maçı pes ettirdi. Havlu mu attı karşısına? Taner. Elinin gerek olduğu zaman pes etmesini doğrultu. Meine Damen und Sieger, in die rote Ecke. Mit der Aufgabe, Entschuldigung.
tabloyu kıracaksın. Meine Damen und Herren, das war eine super Fight Night. Wir bedanken uns für Ihr Kommen und hoffen, dass wir Sie beim nächsten Mal wiedersehen. Nochmal einen herzlichen Applaus fürs Publikum und auch für den Veranstalter, der diesen tollen Abend samt der Sponsoren ermöglicht hat. Vielen Dank und bleiben Sie noch hier und trinken Sie noch ein bisschen was. Danke, Frau Herr. Guten Tag. Der Bus von euch müsste mal an die Seite, weil die Leute mit dem Auto nicht rauskommen. Das wäre ganz nett. Was haben Sie? Der Bus von Kanto, der den Schulkampf mit diesem Bett fahren, damit wir mit den Autos rauskommen. Kunrad, die Abbauhelfer. Oder? Nein. Also die Abbauhelfer für den Ring, bitte mal hier vorne hinkommen. Kunrad, sagst du Bescheid? Seyircilerimiz bugün Kasrop Göksel'den Almanya'dan gerçekten nefes kesen maçlar bu şekilde izlemiş olduk, ekranlarımıza getirmiş olduk. Bu maçlar işte Türk gençlerinin ağırlıklı olduğu, çoğunlukta olduğu spor gösterileriydi. Bunlar daha devam edecek. Şu anda yanımızda yılların sporcuları yanımızda. Hala spora devam edenler yanımızda. En son serbest dövüşü yapmış olan ve o maçın galibi olan Köksal Bey de yanımızda. Köksal'cığım bayağı bugün işi iyi götürdün. Ben geçen sefer birazcık korkmuştum senin o günkü çıkarttığın maçtan ama bugün iyi rahattı. Rakibin de Türk'tü. Galip de sen oldun. İyi hazırlık yaptık maça. Sağ olsun hemşehrim Şenol Çetin'i ve destekledi. 2000 senesinde Şenol Çetin'i ben hayali olarak seyircisiydim. Ona bakımdayken ilk törende dense ben de girdim. Kendini liglerde buldum. Evet. Kanal Hoppe'ye teşekkürler ediyorum. Sağ ol. Spor destek ediyoruz için. Sokakta kötü şeylere de engel olduğunuz için bize destek verirsiniz. Kanal Hoppe'ye Avrupalı Türklerin televizyonu olduğu için bir farkı olacaktı. Bugün, dünyada ve. Dünyada. Evet. Dünyada her yerde bakıyor. Bugün bu maçın, bu güzel gösterilerin, maçların efendim yorumunu Şenol Çetin kardeş ve Kemal Bey ile birlikte yapmış olduk. Şenol'cığım sen neler söyleyeceksin son olarak hem seyircilerimize hem de spor sevenlere? Herkese teşekkür ediyorum şu anda burada bu akşam için. İyi sporcular vardı, iyi dövüşler gördük. Dövüşler gördük. Dövüşler gördük evet. Aynen öyleydi. İyi geçti. İnşallah devamını böyle nasip ederim yani. Son maç, senin maçını tekrar bir söyle, ne zamandı? İnşallah 10. ayın 3'ünde Dortmund'da Kazino'da dövüşeceğim. Türkiye Yunanistan çapı Almanya'ya karşı dövüşecek inşallah. Almanya'ya karşı dövüşecek evet. Diyorsun. Sen orada yer alacaksın. Başarılar diliyoruz. Yine elbette bu sporcu arkadaşlarımızdan Kemal Bey de bu akşam değerlendirmelerde, yorumlarda değerli seyircilerimiz bize yardımcı oldu, destek oldu, beraber olduk. Kemal Bey bu karşılaşmaların tüm bir yorumunu alalım. Çok güzel maçlar geçti. Çok memnun kaldık. Tabii inşallah seyirciler de memnun kaldı. İşte fazla diyecek laflar yok. Maçlar görüldü. Çok çok güzel. Çok güzel maçlar çıktı. Beraber saniyelerce nefesimizi kestiğimiz anlar oldu. Çok seninle. Çok. Evet. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bütün ekibe. Eyvallah. Böyle bir imkanı bize sağladıkları için. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Gençliğe böyle bir destek ettikleri için. Sizlerden de çok çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar. Bu arkadaşımız da işte Free Fight. Hemen tanıyalım. Serbest dövüşün ring hakemlerini yaptı. Köksal düştü. Düştü ve kalktı. Yıkılmadım ayaktayım diyor herhalde. Bu ne böyle? Bu
Kırkpınar'da pehlivanlar da arasına böyle. İş burada biter abi. Şenol. Yoksa... Mehmet Bey, bu nasıl bir dövüş? Abi bu serbest, serbest dövüş. Serbest dövüş. Ya pes edecek. Şimdi böyle sporlarda da adamlar Hebel diyorlar Almanca. Kolu yakalıyor, bacağı yakalıyor, kıracak dereceye getiriyor. Pes ettiriyor. Çok tehlikeli. Yani benim babam da pehlivan olduğu için bilirim az çok bu sporlarla. Evet. Tabii sırtı yerine geldiği zaman bitmesin artık kocaman. Tabii değil mi? Şimdi ya da yukarı kaldırıp 3 adım indirecek mi? Öyle bir şey var. Yok. Bir oyun değişikliği mi olacak? Ne olacak burada şimdi? Sezdiremedim şu anda. Köksal kafayı kurtarmaya çalışıyor ama işte kolay değil. Yani Taner de bu sporu yapan bir insan. Aha! İş tersine döndü bak Kemalci. Evet evet evet. Çok heyecanlı oluyor. Yere vuruyor bak. Abi ben bu maçı bunun için bu serbest dövüşü bir türlü sevemedim dedim ya. Evet. Gerçekten. Serbest dövüş. Ring birine dar gelecek bu gidişle ama bakalım kime de dar gelecek. Şenolcuğum bu biraz nasıl geçiyor sence? Şimdiye kadar bir şey anlamadım yani maçta. Ben de anlayamadım. Arkadaşlar biraz çok sakin dövüşüyorlar. Evet. Bu gerçekten evet. Güzeldi. Bastır Göksal. Göksal döner. At tekmesi miydi bu? Bu döner bir tekmeydi ama... Evet. Değer seyircilerimiz şu anda gördüğünüz gibi serbest dövüşü seyrediyoruz. İki Türk genci ringde serbest dövüş iki defa 5 dakika olmak üzere bu maç başladı. Bakalım galip kim gelecek ama Köksal biraz daha bastırarak gidiyor. Şenolcuğum sen nasıl görüyorsun bu maçı? Ben fazla... Bu maçta benim de çok abi serbest dövüş size birazcık şey. Ben de senin gibiyim yani. Size uzak. Evet. Serbest dövüş size uzak bir dövüş kardeş. Tabii çok da konsentrasyon işi bu değil mi abi? Bir kere 5 dakika olmasına rağmen bayağı zor bir spor yani. Ali Güneş gibi yani. Evet. Yani Şenol burada bir hata götürüyor yani. Bir hata işi götürür diyorsunuz. Şenol burada farkındaysan değişik teknikler de kullanılıyor. Evet. Oo, görüyor musunuz nasıl bir dövüş bu? Ne teknik bu? Arkadaş kol mu yakalıyor? Kafayı yakaladı. Kafa gitti. Kıstırdı abi. Kıstırdı. Nefes alabilecek mi bakalım? Bele çok ağır bir diz bunlar herhalde Şenol. Evet. Aynı Mehmet abinin dediği gibi yani çok görünüşte çok... Hakikaten... Berbat bir spor yani. Abi ben inan ki... Olamaz. Bayıldı mı acaba? Federasyon bu işe bir çare düşünmesi lazım abi kısa zamanda. Buna bir kural getirilme... Ya Kemal Bey, buna bir kural gelse işte şu... Ama o zaman da tadı gider hocam. Tadı gider diyorsun. Tamam, birinci round bitmiştir. 5 dakika bitti mi şimdi? 5 dakika. Nasıl geçti bu 5 dakika? Çok... Ben bu söz bulamıyorum. Gerçekten çok zor bir durum herhalde. Zor durum evet. 5 dakika. Köksal bu işe alışmış abi. Ben az önce ona dedim ki abi bırak bu işi. Evet. Başka bir dövüş yap. Ne dedi? Yok diyor abi. Benim için diyor bu oyuncak diyor. Doğru. Onun için meslek oldu. Alışmış. Evet. Değil mi? Aynen alışmış. Şenolcuğum o diz
tekme, beline aldığı tekmeler, dizler gerçekten herhalde ağır tekmeler olmaları lazım. Tabii. Sen nasıl görüyorsun? Böbreklere vurduğun zaman tabii ağrıyor. Çok ama basit görüyor. Niye ama? Çok basit görüyor. Burada işte her şey basit. Onun ağrısı sonra mı çıkar? Acısı sonra mı çıkar? Onun zaten bu arkadaşlar herhalde 1-2 hafta ağrısı çekiliyor. Tabii çeker. Biz Şenol'la maçlara çıkınca bayağı ondan sonra değil mi Şenol? Tabii. Bir iki hafta kendine gelemiyor yani normal. Biraz sürüyor tabii. Bir maç komple round üzeri dövüşülürse sonuna kadar o zaman fark ediyor yani. Evet evet evet. Knockout başka, şey başka değil mi? Evet. Evet. İkinci round başlamak üzere. Başlamıştır. Yumruklarla başlamıştır. Bu arkadaşlar evet. Osmanlı tokatı. Ooo evet. Çok evet. Nereye geçti bu? Haydi Köksal. Şimdi maçta mı? Evet buyurun abi. Nasıl gidiyor maç? Maçtan Allah. Köksal bastır Köksal. Köksal. Maçtan sonra ringe çıkıyoruz. Üçümüz evet. Kapanışını yapıyoruz. Evet. Maçtan sonra ringe çıkıyoruz. Üçümüz kapanışını yapıyoruz. Sen biraz fazla. Ne oldu bunlar hızlandılar ben gidelim. Aman bu tarafa düşme uşaklar. Hepsi havay. Oo felaket herhalde bu. Köksal bayağı sıkıştırdı köşeye. Rakibini. Şenol benim bilgim olmadığına göre sen nasıl görüyorsun? Bence şu anda Köksal önde bence. Biraz sen önde diyorsun. Tabii biraz hareketli evet, arkadaşlar hareketli. Var. Basket sonuç. Kitledi herhalde değil mi? Tabii. Felaket olamaz. Bıraktı mı? Son round da bitti. Bitti. Değerli seyircilerimiz gördüğünüz gibi Köksal maçı pes ettirdi. Havlu mu attı karşı taraf? Taner. Elinin yere koptuğu zaman pes etmesi gerekiyor. Meine Damen und Herren, Sieger, die Rote Ecke. Mit Aufgabe, Entschuldigung. Köksal, oynama tabloyu kıracaksın. Wir bedanken uns für Ihr Kommen und hoffen, dass wir Sie beim nächsten Mal wiedersehen. Nochmal ein herzlichen Applaus fürs Publikum und auch für den Veranstalter, der diesen tollen Abend Sandtisch und so ermöglicht hat. Vielen Dank. Und weil wir hier trinken, Sie noch wissen was. Danke, Herr Präsident. Der Bus von euch müsste mal an die Seite, weil die Leute mit dem Auto nicht rauskommen. Das wäre ganz nett. Herr Sandtisch. Der Bus von Kanton. Yeah.
Kudret nerede? Geçsene canım sen de. Hakemin şey oldu. Kudret nerede? Kudret demiş ki arkadaş. Değerli seyircilerimiz, bugün Kastrop Göksel'den, Almanya'dan gerçekten nefes kesen maçlar bu şekilde izlemiş olduk, ekranlarımıza getirmiş olduk. Bu maçlar işte Türk gençlerinin ağırlıklı olduğu, çoğunlukta olduğu spor gösterileriydi. Bunlar daha devam edecek. Şu anda yanımızda yılların sporcuları yanımızda, hala spora devam edenler yanımızda. En son serbest dövüşü yapmış olan ve o maçın galibi olan Köksal Bey de yanımızda. Köksal'cığım, bayağı bugün işi iyi götürdün. Ben geçen sefer birazcık korkmuştum senin o günkü çıkarttığın maçtan, ama bugün iyi, rahattı. Rakibin de Türk'tü. Galip de sen oldun. İyi hazırlık yaptık maça. Sağ olsun hemşehrim Şenol Çetin'i ve destekledi. 2000 sırasında Şenol Çetin'i ben hayali olarak seyircisiydim. Ona bakayım derken ilk tören nedense ben de girdim. Sen bunu ilk nereden oldun? Evet, Kanal Operatör teşekkürler ediyorum. Sağ ol. Spor destek ettiğiniz için, sokakta kötü şeylere de engel olduğunuz için bize destek verdiniz. Kanal Orbalı Türklerin televizyonu olduğu için bir farkı olacaktı. Dünyada. Bugün bu maçın, bu güzel gösterilerin, maçların efendim yorumunu Şenol Çetin kardeş ve Kemal Bey'le birlikte yapmış olduk. Şenol'cığım, sen neler söyleyeceksin son olarak hem seyircilerimize hem de spor sevenlere? Herkese teşekkür ediyorum şu anda burada bu akşam için. İyi sporcular vardı, iyi dövüşler gördük. Dövüşler gördük evet. Aynen öyleydi, iyi geçti. İnşallah devamını böyle nasip ederim yani. Son maç, senin maçını tekrar bir söyle, ne zamandı? İnşallah 10. ayın 3'ünde Dortmund'da Casino'da dövüşeceğim. Türkiye Yunanistan çapı Almanya'ya karşı dövüşecek inşallah. Almanya'ya karşı dövüşecek evet. Diyorsun. Sen orada yer alacaksın. Başarılar diliyoruz. Yine elbette bu sporcu arkadaşlarımızdan Kemal Bey de bu akşam değerlendirmelerde, yorumlarda değerli seyircilerimiz bize yardımcı oldu, destek oldu, beraber olduk. Kemal Bey, bu karşılaşmaların tüm bir yorumunu alalım. Çok güzel maçlar geçti. Çok memnun kaldık tabii, inşallah seyirciler de memnun kaldı. İşte fazla diyecek laflar yok. Maçlar görüldü. Çok çok güzel, çok güzel maçlar çıktı. Beraber saniyelerce nefesimizi kestiğimiz anlar oldu. Çok evet, çok teşekkür ederim bütün ekibe. Böyle bir imkanı bize sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Gençliğe böyle bir destek ettikleri için sizlerden de çok çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar. Bu arkadaşımız da işte Free Fight. Hemen tanıyalım. Serbest dövüşün ring hakemlerini yaptı.